Mısırlılar özgür bir oylamada cumhurbaşkanlarını seçebilmek için onlarca yıl bekledi. Ama oy sayımı devam ederken dikkatler bu süreçteki asıl güce, orduya çevrildi. Ülkeyi yöneten askeri konsey seçimden her kim cumhurbaşkanı olarak çıkarsa çıksın, iktidarın orduda kalmasını öngören bir anayasa değişikliği yaptı. Ordunun kendisine verdiği yeni yetkiler arasında yeni anayasa yazımı takvimini belirlemek ve ortaya çıkan metni istedikleri takdirde veto etmek bulunuyor. Müslüman kardeşler vakit geçirmeden ordunun anayasa değişikliği yapma yetkisi olup olmadığını tartışmaya açtı. Müslüman kardeşlere göre hareketin cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, eski başbakan Ahmet Şefik'in önünde gidiyor. Şefik'in taraftarları ise Müslüman kardeşlerin iddiasını reddediyor ve zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu vurguluyorlar. Mısırlı seçmenler birbirinden çok farklı iki aday arasında bölünmüş olabilir. Ama özellikle güvenlik ve ekonomi konularındaki kaygılar seçmenleri birleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin devrimin en önemli başarılarından biri olması umuluyordu. Ancak ilk oylar sayılırken Tahrir Meydanı'nda doğan devrim duygusu uzak bir hatıra gibi görünüyor. Mısır'ın yeni cumhurbaşkanı pek çok sorunla karşı karşıya kalacak. Bunların en büyüğü ise iktidarı, ülkede hayatın her alanında etkili olan ordudan sivillere devretmek olacak.